Ya siz beni niye çağırıyorsunuz arkadaşım? O kadar işimin gücümün arasında ezber yapacaktım ben ya. Sen senaryo okuyor musun lan? Hangi senaryoyu? Buyur. Ya sizi buraya çağırmamızın sebebi bu Zeynep Şimşek bu filmde olmadı ya. Nasıl olmuyor? Neyi olmuyor? Olmadı derken? Hop, oynayamadı. Kızda ne mimik ne jest var. Öyle put gibi durdu. Ya Şenol Bey zaten yani kızın toplasanız kaç tane repliği var doğru düzgün ya? Düşün işte onu bile oynayamadı Ahmet'im ya. Biz Hakkı'yla düşündük, taşındık, o sahneleri yeniden çekmeye karar verdik, öyle değil mi? Daha düzgün bir oyuncuyla yani. Ya aslında ben de o kızcağızın oyunculuğunu hiç beğenmedim, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, dünya ahiret bacım olsun, o ayrı. Tabii tabii, Allah ona uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Oğlum eleştiri yaparken öyle cümleler kurmana gerek yok. Ha, ben de beğenmiyordum ama önemsemedim efendim. Kızın sözleşmesine baktım. Aksi yönde bir madde göremedim. Çıkartıyoruz filmden. O sahneler içime hiç sinmedi. Ama Hakkı Bey, Şenol Bey işinize karışmak gibi olmasın da Sadi'ye çok büyük ayıp etmiş oluruz. Çünkü Sadi kızı kendisi ikna etti. Kız Sadi'nin setinden arkadaşı. Tamam profesyonellik evet bir yere kadar ama etik. Çok da fifi. Ya. Heh, işte bu noktada siz devreye giriyorsunuz. Sadi ile usturuplu bir şekilde bu işi konuşun yani. Tamam senin setinden sütünden yararlandık ama olmuyor Sadi deyin ona. Tamam mı? O da gitsin kıza söylesin, bizi hiç araya kakıştırmayın yani. Durum o kadar basit değil ya. Sandığınızdan biraz daha karışık. Beni ilgilendirmez Ahmet. Bir şekilde halledin bu meseleyi. Film işi akarsular gibidir. Geriye doğru gidemezsiniz. Rafting botuna bindiniz, kürekler elde, akıyorsunuz artık ya, hadi. Neyse, bu kızla olmuyor çocuklar. Olur ya. Olmuyor, olmuyor. Olur ya. Vallahi olmuyor Murat. Her şeyi denedik. Ne yaptıysak olmadı. Eniştem saat tamircisi. Belki bize bir faydası dokunur. Anlaştık. Aslanlarım benim, koçlarım. Tamam. Artık işi çözüyorsunuz. Hakkıcığım biz de işimize gücümüze bakalım. Top sizde. Ceza sahasına doğru koşturmayalım. Senaryo beklemez. Bir yanında Gülüm Ketirer ve Ahmet Kural. İyi hadi biz de gidelim bulalım şu Şamil'i ya. Hadi ya. Ya Hacı Dayı yürüyoruz gidiyoruz da biz bunu Sadi'ye öyle tek seferde çat diye söyleyemeyiz. Oğlum söylemezsek olmaz. Filmi izlerken falan görür daha çok üzülür Şamil. Ya onu demiyorum oğlum ya. İlla ki söyleyeceğiz de şimdi bu romantik serseri ya. Ben filmde oynamıyorum diye tavır yapar filmden çıkar. Film hiç sakata gelir yani. Ya kaybımız büyük mü olur? Kaybımız değil de Ahmetciğim ya. Acımız büyük olur. Kardeşim diye sesleniyoruz ya Şamil'e. Ya yok lan biz konuşuruz onunla Allah'ın durumu tamam. Onu diyorum işte ya, temiz bir şekilde hallederim şu işi. Tatlı bir şekilde, beyaz yalan. O ne ila? Sen kardeşini izle, Ahmet Kural. Hayırdır gençler ya? Sabahın köründe aramalar, kapıya dayanmalar falan, ne ayak? Ya Sadi, ben o Zeynep'li sahneleri çektiğimden beri gözüme uyku girmedi kardeşim ya. Niye? Ya nasıl niye ya? Sadi gözünü seveyim, o nasıl bir oyunculuktur ya? O nasıl cesmimik ya? Resmen oyunculuk dersi vermiş. Aynen Max, aynen. Olmaz böyle bir şey ya. Kız resmen gözleriyle oynuyor Sadi. Hilary Swank 1, Perran Kutman 2, Zeynep Şimşek 3. O nasıl jestler, o nasıl mimikler? Böyle bir oyunculuk yok lan. Ya ben de bir iki tüyo verdim tabii. Bu kız bizi gölgede bırakır kardeşim. Film vizyona girer, herkes bu kızı izler. Vallahi bak tek konuşulan o olur, ben sana söyleyeyim. Yok ya, bizim filmimiz olacaktı Sadi. Herkes bizden bahsedecekti. Bangır bangır bizi konuşacaklardı. Manşet manşet gazeteciler bizi yazacaktı. Oğlum bu kız bizi resmen gömüyor Sadi. Gözünü seveyim ya. Bir de bu kız Türkiye güzeli oğlum. Bunun magazini var, onu var, bunu var. Filmin önüne geçer diye korkuyoruz. Öyle mi diyorsunuz? Arkadaş bizim o sahneleri çıkarmamız lazım ya. Ya da başka birisiyle tekrar çekmemiz lazım. O kadar da değil canım. O kadar Sadi, o kadar. Son hamlemizi yapıyoruz kardeşim. Böyle düşün, bu işin şakası yok Sadi. Bak bu film işi de olmazsa ondan sonra sen Çarşamba Şeker Fabrikası'na, ben de Turkuaz Şeker Fabrikası'na. Hayır emekçiyseniz, fabrikayla ilgili sıkıntımız yok da pancar pancar bir yere kadar Sadi. Zeynep'e nasıl söyleyeceğiz bunu? Aynen böyle söyleyeceksin güzel kardeşim. Seviyorsa anlayacak seni. Asıl önemli olan Hakkı'yla Şenol'u ikna etmek. Yani. Onu da biz halledeceğiz bir şekilde, ne yapalım? Ne yapacağız biz ya? Çok kötü oldu bu iş ya. Ama yani film şimdi bizim filmimiz. Zeynep'i de ben önerdim. Zaten Zeynep ünlü. Hani böyle bir şeye kariyerinde de ihtiyaç yok yani böyle bir filme. Tamam ya, ben bir şekilde söyleyeceğim. Eyvallah kardeşim. Thank you.
Bayağı vakit öldürdük. Aha, hadi eyvallah. Dillerin dert görmesin kardeşim. Hadi siz fıtı fıtı gidin o zaman. Fıtı 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 fıtı. Merhaba Zeynep. Merhaba Sadi. Ya Zeynep, ben sana bir şey söyleyeceğim de nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya Sadi, biz çok mu bir arada görünüyoruz sette? Yani dikkat çekmeyelim. Yok canım, niye dikkat çekelim ki? İki oyuncu karşılıklı konuşuyoruz, ne var bunda? Ya ama rollerimiz biraz farklı ya. Nasıl ya? Ya işte, ya yanlış anlama Sadi. Ya biliyorsun yani başrol, sonra sen, yani bunu gizli tutmamız gerekiyor. O zaman ben size şeyi söyleyip kaçayım Zeynep Hanım. Bizimkiler sizin oyunculuğunuzu hiç beğenmemişler. Sizin sahnelerinizi başka oyuncuyla yeniden çekeceklermiş. Nasıl yani? Ama aldırmayın siz. Biz kimiz ki filmimiz ne olsun? Sadi, ne oldu lan? Ne dedin de Zeynep Hanım hemen öyle gitti? He? Sarktın mı lan yoksa? Hayvan. Yok be oğlum. Furkan. Hani böyle bazen bir şey yaparsın da doğru mu yanlış mı bir türlü karar veremezsin ya. Öyle anlar vardır. İşte onların hepsi sana girsin. Yürü git lan. Sarkıyormuşum. Yürü git. Ne yaptım? 300 lira diyelim. Kargalar sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar harbi nezaretine gidecek. Furkan. Furkan. Gözlerini kapatıp ciyaklıyor lan. Hissediyorlar. Onlara sıcak yuva verdim, hissediyorlar. Sus! Hangi meslektaşımız kuku besliyor Türkiye? Senin yüzünden piyasaya giremiyorum. Senin yüzünden eve insan çağıramıyorum. Taşak geçicikli diye ödüm kopuyor. Fike deine kuku. Fike deine kuku. Bir Eintracht içe. Ön yargınızın hem de çok. Zea. Senin derinden önce duvarların var. Ana haberlere çıktı. Gurur duydum kendimle. Rahmetli babam olsaydı da bu günleri göreydi. Ya, öldürmeseydin görürdü. Çok üstüme geldi. Eğitmeye kalktı beni. Topluma kazandırmaya çalıştı. Okumam için zorladı. İyi bir insan ol, iyi bir insan ol. Kafamın eteni yedi. Öldürmeyeydim ne yapaydım? Basketle Osmanç. Ne oluyor? Ya, ey basketen! Nasıl yaptı bunu? Bakma, bakma. Polis ahi. Arama izni falan vardır. İlke, açalım kapıyı. Kapıyı açalım, cicimle kokacak. Kuku, kuku, kuku. İfike tane kuku. Hassiktir, açıkmış lan kapı. İyi akşamlar beyler. Muhabbetiniz bol olsun. Guten Abend. Kime bakmıştın? Size bakmıştık canım. Willkommen. Buyurun daha yakından bakın. Bir şey soracağım. Ayakkabıları çıkarıyor muyuz? Yani evin beti berekete gider kafasına sen çıkartayım. Formüllere de uygun. Tabii. Polislerden biri kadın, biri erkek. Erkek duyarsız ama içten içe kıza aşık. Kız da boş değil tabii. Erkek yaşça büyük olduğu için kıza açılamıyor. Efendim, filmin sonunda bir sevişiyorlar, elli ayaklı, kollu bacaklı. Bütün majör gazetelerin internet sayfalarında böyle şok şok görüntü diye dönüp dolaşacak o sahneler. Daha film vizyona girmeden, dümenden reklam. Ya onu bile düşündük. Onu bize bırakın. Bizde daha ne numaralar var? Devam edin. Şöyle devam ediyor. Aa yok, çıkartmayayım. İnce çorap var. Arkadaş ayak fetişli gibi. Fetişir. Kaç ekran lan bu televizyon? 105 inç. Buyurun, istediğiniz kanal Ayzi'yi arayın. Civciv mi var orada? Ya, görmen lazım. Çok tatlı. Zeya, Kika. Bırakın lan geyi. Hadi toparlanın, merkeze gidiyoruz. Hadi. Merkez? Cami? Lan Murat! Oğlum, herkesin yüzüne tek tek bakıyorum, Feride yok. Çıkmamış içeriden. La oğlum, sen neyin telaşını yapıyorsun Ahmet abi, bir sakin ol. Sahte bomba ihbarı zaten Vedat yaptı biliyorsun. Hayır, içeride olsa ne olacak yani? Yok be oğlum, ondan değil ya. Bir kamyon papatya getirdim buraya ben ya. Nereden bileyim ben böyle olacağını? 3-5 ekip gelir göndeririz gönlünü alıp dediydi. Çarşı pazar karışmış burada! Şşş! Feride içerideymiş. Acil durumda hastane mimarisine hakim bomba imha yetkililerini yönlendirecek yetkili kişi Feride'ymiş. Oğlum, kız gelmiş yerleşmiş lan buraya zaten. 7 yıldır buradayım, antrenman koçu Münir'im ben. Bir günü bir gün biri gelip de bana bu görevi alır mısın diye sormadı biliyor musun? İçerideki herkesi dışarı çıkardık da bir tek Feride mi kaldı la içeride? Karayacağım Murat. Yok lan yok. İmha yetkilileri de içerideymiş, diğer yetkilileri de içerideymiş. Kendi galoşlarıyla gelmişler. Sen beni sokabilir misin içeri? Spor salonundan. Sokarım.
Kimisi de sokmadım bu zamana kadar. Seni de sokarım haftanın 7 günü Ahmet. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Eğer ihbarın yanlış olduğu anlaşılırsa artık o fünyenler elle patlatırlar bilmiyorum. Her şey evet Ahmet. Bence hiç sağlıklı değil. C planını uygulayalım. Ulan antrenman koçu Münir Bey. Bir sordun mu C planın var mı diye lan? Ne yapacağım ben ya? Bir şey söyleyeyim. Vedat nerede lan? Vedat'ı götürdüler. O ne demek lan? Aldılar, götürdüler. İhbar eden numarayı görebiliyorlarmış. Hala sıcak burası. Vedo. Vallahi Allah seni inandırsın. Biz burada laflıyorduk. Polis arkadaşlar sanki kendi elleriyle koymuşlar gibi geldiler, buldular Vedo'yu. Ondan sonra biz laflarken muhabbetimizi hiç bölmeden bak öyle bir incelik yaptılar. Aldılar, paketlediler, götürdüler çocuğu oğlum. Kanka canak şaşkınız. Teknoloji nasıl gelişmiş lan, bana koyayım. Anam ben ne yapacağım ya? Uf, herkesi götürdüler arkadaş ya. Anam. Rüstem abi nerede lan? Kendine iyi bakman lazım Rüstem abi. Artık kovardalık zamanı bitti. Bizden geçti be kızım. Bundan sonra bizdeki her kusur ya yokluktan ya da korkusuzluktan. Peki bu yokluk mu, korkusuzluk mu? Sorun unutma. Balla kesiyorum. Sene 69. Orhan abilerle zorlu bir setteyiz. Deli gibi bir sıcak var. Öyle böyle değil. İkimizde de şövalye kıyafetleri. Orhan abi sıcaktan sürekli unutuyor repliğini. Cüneyt arkında sinirleniyor. Olursa daha fazla oluyor hepimize. Tekrar sayısı arttıkça rüyamız oluyor. Cüneyt gemileri yakmış belli. Tersten oku, tersten oku. Tekme tokat dalıyor bize. Sanırsın evladımı kaçırmışız. Dur diyorum. Dur vurma. Vurma diyorum vicdansız. Bana vurma. Orhan abi diğeri benim ezberim tamam. Ona vur diyorum. Kızını alamıyor bana vuruyor. Bayağı bayağı vuruyor muydu? Ses getiriyordu ses. Kıyafetin içindekinin kim olduğunu anlamak için ilk önce bir vuruyor. Çıkartıyor. Oh. Sesine göre tanıyorum bizi. Rüstem bu. Benim kepemi tasa attı. Bu tam vuracağı sırada dur dedim. Cüneyt dur. Yeter. Bir adamın ceremesini bizlere çektirme. Mızrağı kavradım. Üzerine doğru gitmeye başladım. Allah 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 Allah. Tıpkı filmlerdeki gibi. Sonra ne oldu? Hatırlamıyorum. O derece mi dövdü? Yok canım. Bildiğini hatırlamıyorum. 69 senesini o ana kadar hatırlıyorum. Devamı yok. Belki ben dövdüm. Belki o. Belki de kimse kimseyi dövmedi. Ben sınırı açtım ya. Beynim demek ki sildi olanı biteni. Nazım. Dur demek lazım. Her şeye. Sinirlerine, öfkene. Bir dur demek lazım. Ölümlü dünya kızım. Bir şans daha vermek lazım. O mu gönderdi seni Rüstem abi? Yeminle geldim daha bile yok. Ben buraya zaten kontrola gelecektim. İki işi bir arada çıkardım. Yalnız ben fizik tedavi uzmanıyım. Yani branşım değil. Siz öyle fenayım deyince baktım size sadece. Beni bırakalım şimdi. Ne diyorduk? Ha, biz de haber alamıyoruz Ahmet'ten. Kendisini evine kapatmış. Arıyoruz, açmıyor. Kapıyı çaldık, çaldık, cevap veren yok. Endişeliyiz. Çok vicdan yaptı çocuk. Zaten dizinin tanıtımını izledi, dünyası yıkıldı. Baktık benim yakınlarım onu ilgilerden çok. Neyse, inşallah kendisine bir şey yapmamıştır. Ya yok Rüstem abi, öyle deme. Ben şimdi çıkarım, işten bir giderim, evine kontrol ederim. Yani olmadı bir çilingir falan çağırırım. Ama önce kapıyı bir iyice çal. Ondan sonra. Yanlış anlama. Fazla masraf olmasın diye. Sen otur Rüstem abi, ben hemen geleceğim tamam mı? Bir izin alıp geleyim. Efendim Rüstem abi, hayırdır? O itne kırına söyle, işini hallettim. O papatyaları kendi evine döksün. Feride yola çıktı, evine geliyor. Vay, eski toprağı kessen ya. Rüstem abicim ne diyeceğim? Acaba diyorum benim eşime mi rastlasın sen? Hani aşkın aramız biraz limoni ya. Şu kaçırma Murat. Kapat. Bizi çağırsın lan o. Bilerek yapıyorlar ya. Vallahi de billahi de bilerek yapıyorlar. Hayırdır Sadi? Yok bir şey ya. Ne oldu? Yapımla sürtüştük biraz da. Yüzümden faydalanmak istediler. Ben de müsaade etmedim tabii. Şimdi de zorluk çıkarıyorlar. Beklemedi servis için. Kolay mıymış öyle ya? Atla arkaya. Yok yok, ben dolmuşta giderim buradan. Sadi,
İyice yol aldılar. Çabuk, acele et. Doğru diyorsun. Ben şunları bir yapalım ya. Yürek eve mi gideceksin? Evet. Ne? Evet, evet. İyi, takılma sağa sola. Direkt eve git. Akşam ne yapacaksın? Düğüne gideceğim. Kimin düğünü? Bilmem. Yani tanıdık birinin düğünü değil, öyle iş için. Ekmek musaf çarpsın ya. İşin yoksa sen de gel. İşim var Sade. Ama gelirim. Sıkı tutun. Abi, üstüne başına dökmüşsün ha. Doğru dürüst yemek yesene. Sence de bu işte bir terslik yok mu? Çek sağ, macera mı arıyorsun? Çek sağ. Sade, kaçta gideceksin düğüne? Vallahi bir iki saate çıkarım. Tamam, gelir alırım seni evden. Sen benim evi tabii az çok biliyorsun. Sen miydin ya? Geç. Yok, komşulara dağıtacağım da. Sen üstünü değiştirmişsin. He ya, kokuyordu artık öbürleri. E oğlum, başka temizin yok muydu? Takım elbise bu. Valla düğüne gideceğim zaten ya. Konsepte uygun işte. Var mı çeyreğin? Bak yoksa söyle. Bu ay gün bana çıktı. Daha bozdurmadın. Veririm bir tanesini oğlum. Yok hala yok. Tanıdık düğünü değil. Bizim belgesel için gideceğim. Olsun olsun, sen gene de tak. Koskoca Sadi Celil Cengiz düğünümüze eli boş gözü yaş geldi demesinler. Laf olur oğlum. Sen tak. Bu arada hayırlı olsun program işi. Zehra söyledi. Sağ ol. Hadi hadi, sen git işine gücüne bak. Gördün mü? Her şey nasıl yoluna girdi. Ha? Bana bak. Dünkü gibi yapma. Düğün bu. Gül biraz. Gül bakayım. Hele. Aferin sana. Ha? Laf olur, söz olur oğlum. Düğün bu. Al bir tane de sütlaç yavrum. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Oh, acuba, yuppa, cuppa. Nereye gitti bu kadın ya? Alo, buyurun. Sade, hazır mısın? Geldim ben. Hale? Hazır değilsen yukarı çıkayım, evde beklerim. Yok yok. Ben PIN kodunu şimdi... Tamam tamam, iniyorum ben aşağı. İniyorum aşağı, tamam. Ne kadar da pis işit, bir o kadar pis. Merhaba Hale. Ben kullanayım mı? Neden? Ben kullanamaz mıyım? Yok, kullanırsın da hani bugün bana çok yardım ettin ya, yorulma diye. Ehliyetim bir senelik Sadi. Şoförlüğün de iyi değil. Ben kullanacağım. Tamam tamam, sen kullanacaksın. Sen benim ehliyet aldığım tarihi de biliyorsun tabii ki. 90, 80, 70. Motordan çok düşük almışsın Sade. Çıkmış sorulara bakaydın iyiydi. Takım çok yakışmış. Senin de elbisen çok şık olmuş. Böyle saçlar falan çok güzel olmuş. Biliyorum. Sade, düğüne gidiyoruz. Aç mısın Sadi? Bir şeyler alayım mı? İster misin? Çekinme bak valla. Yok yok, hiç gerek yok ya valla. Tamam o zaman. Ben hemen geliyorum. Ayrılma bir yere. Fıtı 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 fıtı. Bir bidon doldur. Allah'ım, kız mazotu da kaçak alıyor. Öldürecek bu kız beni ya. Güzelmiş ha. Alo, buyurun, Ahmet Kural. Alo Ahmet,
Sadi ben Sadi. Yeni numaram bu. Sadi Cemalettin Tingiz. Hayırdır? Yeni numaram bu mu lan? Nedir bu numaralar? Ahmetciğim, öncelikle dün yaptığım terbiyesizlik için çok özür dilerim kardeşim. Sizin gibi büyük ustalarımdan öğrenecek çok şeyim var. Affetmek de bunlardan biri. Gel oradan başlayalım. İlk dersimiz bu olsun. Ne oluyor lan? Karakola mı düştün? Borç para mı isteyeceksin oğlum? Ahmet, hali hissettiğimden de büyük çıktı. Aşkından düğün salonunun adresini alın. Gelin kurtarın beni ya. Kız her şeyimi biliyor. Telefonumu, adresimi, ehliyet sınavından aldığım notları bile. 30 yaş üstü bekar kadın sendromu oğlum. Panik yapma, tipik bir durum. Demek ki seni evlenecek bir adam olarak yazmış kenara. Evlendikten sonra normale döner, rahat ol. Ahmet, ne evlenmesi Allah aşkına ya? Ben daha şöhret olacağım, parayı bulacağım, magazinlere düşeceğim. Sabah uyandığımda yanımda yatan kadınları tanımayacağım. Emniyet kasetlerime el koyacak, avukatlarım basını susturacak. Bir sürü kariyer planım var ya. Sadi Çetin Ceviz, bunları bana değil, Hale'ye anlat. Bu arada o akbil boşmuş, bu da sana kapak olsun. Biliyorum lan, biliyorum. Sizin verdiğiniz o boş akbili ben bozdurdum. Depozitosunu da yedim, bu da size kapak olsun. Ahmet, çok özür dilerim kardeşim, yine gaza geldim ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Kapatıyorum Ahmet. Şimdi Sultanahmet'te köftemizi de yeriz. Ondan sonra ver elini Vefa. Sen Sadi'nin yanına gitmeyecek misin? Ya yok, abartıyordur o. Sesini ben de duydum. Korkmuş gibiydi çocuk. Ben hiç sevmem öyle şeyleri Feride. Sadi yüzünden plan program değişecek. Hiç bilmediğim birinin düğününe gideceğim. Sıkılırım ben orada. Sen de gelsene. Ne yapacağım ben düğünde? Sen kendin dedin biraz önce sıkıcı olur diye. Ya ben sıkılırım da belki sen özlemişsindir bizim pastamızı, limonatamızı, örfümüzü, adetimizi, kasapabamızı. Yangar hava sattırız seninle kız. İyi, hadi geleyim. Yalnız sıkılırsam söylerim, erken kalkarız, tamam mı? Tamam. Hale Sade'nin kız arkadaşı mı? Yok ya, öyle takılıyor. Ha, f*** gibi yani. Ne? Cinsel birliktelik sadece. Ne diyorsun kızım sen? Öyle şeyler söyleme. Ne pis konuşuyorsun sen? Unut onları ya. Senin ne pis arkadaşların varmış okulda be. Allah Allah, ne dedim ben şimdi ya? Ne var bunda? Nasıl ne var bunda ya? Bizde iki türlü ilişki var Ferideciğim. Ciddi düşünülen ilişki, henüz ciddi düşünülmeyen ilişki. Bunun arası, ötesi, berisi yok. F*** değil lan. Geç kaldık ya, çok geç kaldık. Tamam Sadi, telaş yapma. Bak şurada bir ekip var, sizinkilerdir kesin. Sen git, ben lavabodayım. Merhaba, bize biraz mesleğinizin inceliklerinden bahseder misiniz? Destur ne oluyor ya? Sadi, evladım hoş geldin. Sezai abi nikah memurumuz. Hoş bulduk. Sezai abi kusura bakma ya, sunucu ben geç kaldım da. Çocuklar, ayrıca ben sizden küsüm. Beni nasıl bırakıp kaçtınız öyle iş portacıda ya? Benim icra takibim var oğlum. Ben temizim çok şükür. Bu koşunca ben de koştum. Bir şey olduğunu sandım. Neyse hadi bitirelim şu işi. Bomba atıyorum. Geçmiş olsun. Acele, acele, acele. Gelinin sazı bozulmuş. Tekrar yapıyorlar. En az bir saatimiz var. Acele etme. Emin misin? Sürer mi o kadar ya? 27 yıl Sadi, 27 yıl. İyi o zaman ya, acele etmeyelim. Böyle yavaş yavaş başlayalım ha. Sadi, sen hazırlıklı geldin değil mi? Çeyreğin var mı yanımda? Yok oğlum, ne bileyim ben bizim Bonus İbrahim'in düğünü olduğunu. Ben belgesele diye geldim. Oğlum, bizim masaya geliyorlar lan. Para yok mu yanında? 30-40 lira anca var. Bende de para yok. Oğlum, ne takacağız lan? Ya oğlum, stres yapma, sen tanımıyorsun kimseyi. Elin düğünü. Ama bu düğündeki herkes tanıyor Ahmet Kural'ı. Gerçi kızlardan biri bana Arda Kural dedi ama olsun. Soyadımı tutturdu en azından. Sadi, ne yapacağız? Olan bana olacak. Bende bilezik var Sadi. Al bunu tak. Hani saçmalama ya, ne bileziği, Allah'ını seversen. Al lan, al, tak bileziği lan, rezil olacağız, al. Evet, ben İbrahim'i en fazla bir çeyrek takacak kadar seviyorum, hukukumuz o kadar. Geldiler, geldiler. İbo'cum, canım benim ya, tebrik ederim kardeşim. Yengeciğim, tebrikler. Teşekkür ederiz. İbrahim'ciğim, senin numaran yok bende ya. Vallahi bak, sen telefonunu versene bana. Tamam, vereyim. Yaz. Söyle abi, devam et. Pardon, Sadi Celil Cengiz'i tanıyor musunuz acaba? Sami kim? Bu Mazhar Fuat Özkan gibi bir şey mi? Sadi Cemal Cengiz. Yok, hiçbirini tanımıyorum. Ahmet Kural.
Sanki duydum ama bir fotoğrafı falan var mı? Ha, Hakan Eretik. Yeşim Salkım'ın kocası. Severek izliyoruz. Bir şey mi oldu yoksa? Murat Cemcir. Hiç duymadım. Aa, bu bizim sokaktaki kırtasiyede çalışan çocuk değil mi? Ben de böyle kamerayla gelince ünlü falan soracaksınız zannettim. Bir şey mi yapmış? Kanuni kapısını açmıyor muydu bu? Yok ya, ne alakası var? Şu canlı yayında kusan adam bu. Meslek hikayelerini izledim bir kere. Ama bu sunmuyordu. Başka çocuklar sunuyordu. Bir şey mi ya? Atatürk'ün Zeybek oynadı. Ya çok güzeldi o. Murat, Cemcir, tanıdık geliyor ama. Sadi, Celil, Cengiz. Ahmet Kural. Yani böyle yüzü gözümün önüne geliyor gibi ama nasıl bir adamdı o? Ahmet Kural. Ya nasıl yüzü? Nasıl yüzü? Nasıl yüzü? Fıtı 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 fıtı. Neden benim peşimdesin abi? Nedenini biliyorsun. Katil sensin. Sadi'yi gece gece ne kokuttun lan mis gibi. Canım çekti vallahi, versene ucunu. Ne yapayım abi, Murat abi sabaha kadar uyutmadı, bir şeyler yiyeyim bari dedi. Gel sana da çıkar gel. Çok horluyor değil mi lan? Vallahi ben de kulakları tıkadım la Sadi. Kim horluyor lan? Sadi Murat'cığım, Sadi, Sadi horluyor. Hakikaten Sadi, sen de amma abarttın lan. O nasıl bir ses lan? Bu nasıl bir koku lan? O ne lan? Fıtı fıtı fıtı. Ne güzel geldi lan. Burnuma kokusu ne güzel geldi lan. Ben horluyorum Murat abi, kabul ediyorum, okey. Ama sen horlamıyorsun abi. Seninkini horlama diyemeyiz. Seninki ulusa sesleniş. A cry for help. Allah Allah, ne lan, ne sanki bana şok kaneri ya. A cry for ne lan? Help, help. Ayıp oğlum, ayıp lan. İnsanın bedensel kusurlarına dalga geçilmez, öğren bunları. O ruhsal da olabilir kardeşim. Resmen odadaki bütün oksijeni tek nefeste içine çekmek için hırs yapıyorsun lan. Oğlum benim bir kere burun kemiklerim doğuştan yamuk. İçeriye doğru spiral var gibi düşün. Spiral yer mi? Aynen Johnny, aynen ortağım. Benim burun deliklerinden içeriye iki kişi girse aynı anda, aynı hızla, aynı yere doğru yürümeye başlasalar, yukarıda ancak üstteki burusunda karşılaşırlar. Bu çok tuzlu olmuş lan. Sahur vakti bu kadar tuz yenir mi Sadi ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ne sahuru lan? Nasıl ne sahuru lan? Yani tabii ben bunu daha çok kayıntı babında. Hey babana Sadi. Gecenin bir yarısı sahur vakti ayağa kalkmışız, tıkınıp tıkınıp yatacağız. Hem de niyet etmeden, öyle mi? Yani niyet etmeden yapmamız pek mümkün değil. Sahur niye bir yapılır ya? Sahur niye bir şey olduğu için. Sahur Sadi. Amcım çok inçak baktım. Ne diyorsunuz oğlum Sadi? Kola koy, kola ya. Madem gecenin bir yarısı kalkmışız, bu oruç tutulacak. Bu bir işaret oğlum. Bu gece sahur yapacağız. Biz bu sahur programı işini bir düşünelim abiler. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle Ramazan'la ilgili meslekleri falan tanıtırsak bizi bir tek Nihat Hoca zorlar, gerisini siler süpürürüz. Lan bırak. Zihin işe gitsinir. Sadi, dolapta da bir şey yoktu oğlum. Nereden buldun bunları? Bu aşağıda bir büfe var ya, oradan aldım. Celil, çok masrafa girmişsin ya. Oğlum senin edin ne, budun ne, kaşen ne lan? Yok ya. Senin karttan çektim. Ne yapmışsın? He? Ulan Cengiz, nereden buldun şifreyi? Salih abi söyledi. Ona da pastırma aldık, hakkını helal etsin dedi. Ulan askeriye şu adamı hala alamadı ya. Seni şikayet edeceğim Murat. Canımdan bezdim artık. Söylemesi ne kadar kolay değil mi Ahmet Kural Bey? Sen usta bineni nerede yapmıştın ya? He? Hangi bankanın dekontundan yapılma senin tezkere kağıdın? Sadeciğim, şimdi sahur vakti kötü enerji yaymayalım. Gerginlik olmasın, afiyet olsun. Olsun Murat Bey, gerginlik olsun. Sizin tezkere kağıdınız acaba hangi bankanın dekontundan? Sadeciğim, ben peşin ödedim, dekont mekont yok. Ama sonuçta o parayı çekmek için bir bankaya gittin. O dekont da sayılır, söylesene. Sadece uzatma. Sadeciğim bak, abi tavsiyesi olsun, ayrıntılarla fazla uğraşma, şeytanla başın belaya gider. Sen neyin peşindesin lan? Neyi kovalıyorsun oğlum sen? Sen de iyice Seinfeld'e bağladın ha Salih abi. Niye kapı çalmadan giriyorsun ya? Nereden çıktı bunlar? Ya çok güzel koktu, bana da var mı? Var abi, var, gel. Biz tabii elimizde sıra numarasıyla bankada beklemedik. Mutfak nöbeti bekledik. Anlarız bu işlerden, otur. Bu nasıl ev lan? Allah Allah, bu nasıl bir ortam ya? Sevgili yapamamış dört tane üniversite öğrencisi aynı evde yaşıyor gibi. Bu ne lan? Böyle sağlıksız bir ortam görmedim ben ya.
Olmaz böyle şey kardeşim. Yatıyorum ben ya. Lan sen dedin ya oğlum iki bölüm daha izleyelim ondan sonra bende kalırsınız, bende yatarsınız diye. Allah Allah ya. Bak iyi ye, yarın akşam saat 8:30'da iftar. Kaçta? 8:30'da mı? Yatsıdır lan o, bir yanlışın olması lazım ya. Ahmetciğim, iftar saat 8:30'da. Ramazan hem ekonomiye hem de vücuda çok iyi geliyor. Arkadaşlar, ben bile şimdiden 1200 dolar biriktirdim. Ayrıca kilo da verdim bir tane. Tamam Salih abi, tamam hadi ben yatıyorum. Nereye yatıyorsun oğlum? Niyet et, niyet. Duyalım önce bir. Salih, sufle versene. Niyet ettim. Allah rızası için orucumu tutmaya Ahmetciğim. Tost yedim, sonra içtim. Sonra kalktım. Şunu ağzını kenarla yapma ya. Düzgün söyle oğlum ya. Kardeşim, anca beraber, kanca beraber. Tamam? Tamam. Niyet ettim. Allah rızası için oruç tutmaya. Tamam? Heh. Hadi iyi geceler. Lan ben Tuğçe Kazazlar'la, Özge Ulusoylar'la gezecek adamken burada oturuyorum, Salih abinin çatalını izliyorum lan bütün gün. Bu ne demek lan? Haksız mıyım Murat? Ha, bir tek sen mankenlerle gezeceksin değil mi? Sana Özge Ulusoy'sa bana Didem Soy'dan. Allah Allah. Aman atla kalma Salih. Niye? Himmel abi, daha da şehirli kararacaksın diye mi? Didem Soy'dan dedi ya lan, kendini nasıl görüyorsa. Şu çatal konusuyla ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim. Yaz geldi, çatal mevsimi açıldı arkadaşlar. Ben de memnun değilim. Erkekler için çıçıtlı body çıkmış. Bütün tesisatçılar falan hücum etmişler. Depolarda bir tane mal kalmamış. Ben de almak istiyorum ama yediremiyorum kendime. Çıçıtlı body ne lan? Çıçıtlı body dediğin şey arkadan çıçıtlanan body'dir. Yaz bitene kadar beni idare edemez misiniz? Edemeyiz abi. Ne yani? Bu Rambo yayınını meslek hikayeleri yüzünden mi kestiler yoksa? Öyleyse kızarım bak. Ne güzel izliyorduk. Daha Rocky var. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. Dizi gibi de izleyecektik. Zor Ölüm serisi var. Rocky, Rambo. Cehennem silahı var. Yüzüklerin Efendisi var. Matrix var. Burn serisi var. Yıldız Savaşları var. Olmaz. Aksiyon sinemasının önünü kesmesinler. Başka uygun bir saatte yayınlasınlar. Yanlış. Çok yanlış. Tasvip etmiyorum. Hadi siz de yürüyün gidin. Daha bir dünya alet var, çalışacağım. Ne yaptın sen ya? Kim ne yapmış? Ya deme iş yerinde. Ayıp. Seni bana mı dedin sen? Siz diyeceksin. Efendinim ben senin. Efendinim. Ne oluyor burada? Bitti mi yayın bandı? Son bir iki ince ayar kaldı, bitiyor. Kanal kurye göndermiş. Acele et. Kuryeyi bekletmek olmaz. Beklerse bahşiş de bekler sonra. Ha, bahşiş vermem. Ayrı mesele. Ama bahşiş bekleyen insanlar canımı sıkar benim. Bahşişe inanmam zaten. Ne kadar da saçma, ne kadar da gereksiz. Bitti bitiyor zaten Hakkı Bey. Bitti bitiyor kom diyorsun yani. Şaka ya şaka, gir biraz. Tamam yeter. Nasıl oldu benim? Yayınlanır mı sence? Vallahi öncekilerden iyi. İyi olacak tabii. Hakkı Efendi'nin el attı olaya. Kurgucu Akut, bu rambolar kaç taneydi? Tamam tamam, laklak etme benimle. İşini yap. Dengim değilsin sen benim. Haddini bil. Hadi acele et. Kuryenin eli gazındadır şimdi. Ha, bu arada kapıdan izliyorum seni. Bunları kapatıyorsun değil mi? Standby'a alma. Standby'daki bir aletin ışığı yanıp söner, elektrik gider. Fişi çek, yoksa ben senin fişini çekerim. Ahmak! Tamam efendim diyeceksin. Bir saniye, dramatik dönemedim. Tamam efendim diyeceksin. Tamam efendim. On üzerinden 7. Allah özene bezene yaratmış ya. Vedat? Nedir? 6,5-7 ya. Ne diyorsun lan? Saf mısın oğlum sen? Programı soruyorum, programı. Ha, olumsuz bir haber yok abi. Bu sefer kesin yayındayız. Sen rahat ol ya. Yayınlanmasına da takmayın. Siz paranızı alıyorsunuz. Neyi alıyoruz Tülay ya? Ya daha bir bölüm ateşlediler. Arkadaşım biz bu işe filmin ikincisini çekeceğiz. Para toparlamamız lazım diye girmedik mi? Sözleşmenizde yayınlanma şartı yok. Siz sadece çekin, paranızı her türlü alırsınız. Ama vermiyorlar. Konuşalım onu bir ara, konuşalım. Onu hakikaten konuşun ya. Ya geçen gün annem aradı biliyor musun? Hani bizim program üst üste yayınlanmadı ya. Oğlum dedi, bir mekana girerken sağ ayakla girin, sol ayakla çıkın dedi. Üzerinizde nazar var, bir kurşun döktürün dedi. Bir de merak etmeyin, bütün Samsun arkanızda dedi. Samsun mu?
Daha ne kadar dibe batacağız Sadi? Bir deyiver ya Celil. Ha gayret bir zıplayalım Cengiz. Lan oğlum, benim canım. Morum, ne oluyor lan? Çok sıkıcı. Çok sert. Niye vuruyorsun la bebe? Oğlum bak matematikçi bana vurdu. Tamam. Ahmetciğim, sevdiğin karakterlerin etkisinde fazla kalıyorsun. Yapma. Ama çok sevdiklerim. Ha susun la, başlıyor. Bunlar yine film koydu lan. Gitti kira. Oğlum bu ne lan? Lan oğlum bu biz değiliz yine. Ne yaptın lan Sadi? Adamı sinir krizine mi soktun yine? Ahmet. Ya benimle ne alakası var? Murat abi röportajında Aşk 5 mevzularına girmiş. Benim sadece mekanım dardı. Sadi abi gerek yok. Lan ne gerek yok? Oynayamayan gelin yerin dar dermiş Sadi. Halısı olmayan insanı halıcıya gönderirseniz olacağı bu işte. Bak şimdi ya. Abi o değil de şu Rambo 2'deki çekik gözlü çıtır 54 yaşına gelmiş be. Bu sefer hangi filmi koydunuz lan? Ha? Bu sefer hangi filmi koydunuz? La oğlum 50 defa seyretmediniz mi bu filmi ya? Boş verin dur. Hadi gelin turnuva yapalım ha? Deplasmanla. İlk iki final oynar. Gazanın 200 doları alır. Rahatlarız biraz. Kalmama izin veriyorlar, ben de yardım edeyim. Lütfen. Peki ya dünkü dövüş? Sadece ekstra para kazanmak için. Sadi! Hala hayırdır? Sadi, bir ambulans çağıralım yavrum. Hala enişteme bir şey mi oldu yoksa? Kalp krizi mi? Yok oğlum. Beli tutuldu eniştenin. He. Tamam ya. Ahmet burada, onun arabayla atarız 2 dakika. Yok oğlum öyle pek. Arabaya sığacak pozisyonda değil de kendisi. Sen bir ambulans çağırıver. Hala acil bir durum mu? Kaza oldu yavrum. Kaza oldu. Enişten tabii eskisi kadar genç değil. Havada tek koluyla tutamadı daha fazla. Çağır şu ambulansı oğlum. Tamam. 112 miydi ambulans? Efendim, şimdi ben bu işlerde yeniyim biliyorsunuz. O yüzden genç bir ekip oluşturmaya çalıştım. İzahata gerek yok. İstirham ederim efendim. Açıklamama müsaade edin. Son gönderdiğimiz bölüm aslında o kadar da kötü değildi sanki. He? Bir tanesi sahafa ders notu koklatmış. Öbürü halıcıyı kazıkçı göstermiş. Hakkı Bey, Halıcılar Federasyonu ile kavga mı ettireceksin bizi? Üçüncüsü en acayibi öbür sunucuyla nedensiz yere rekabet. Her meslekle kavgalı mı olsun kanal? Estağfurullah efendim, amma ve lakin... Bakın, biz bu programa inanıyoruz. Çok teşekkür ederim efendim, çok teşekkür ederim. Ve bu yüzden de size bir şans daha veriyoruz. Çözün bu işi. Çözeceğim efendim, yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Bu benim son şansım. I am lost chance. Yalnız gününüz değişiyor. Nasıl olur efendim? Malum, Rambo iyi reyting aldı. Efendim, şimdi sosyo-kültürel açıdan bakarsak... ...toplumlar bazı dönemlerde böyle şiddete özendiren kahraman filmlerini... Hakkı Bey. Sosyal mesajlardan kaçınalım bir zahmet. Size de yakışmıyor zaten. Anladım efendim. Emredersiniz efendim. O zaman ben gideyim. Elimden geleni ardıma koyayım. Sizi çok sevdiğimi göstermek için 2'de oynayayım. Aman efendim, oh oh sepet efendim, oh oh çok teşekkür ederim güzel efendim, oh oh aman efendim, oh oh canım efendim. Ne oluyor anlamıyorum ki ya, niye bekletiyorlar bizi şimdi, ne oluyor? Alırlar birazdan, relax. Bu sektörde bekletmek racondandır. Salih abi, he? Gerekmedikçe konuşmuyorsun abi. Konuşursan da İstanbul şivesi kullanıyorsun, tamam? O biraz zor. Niye lan? Çünkü ben İstanbul şivesi anlıyorum ama konuşamıyorum. Salih abi, bu görüşmeler önemli abicim. Gözünü seveyim, bir acayiplik yapma ya. Hiç anlıyor musun lan? Geçebilirsiniz, oda hazır. Hele şükür. Oh be. Şapka. Saçlarını nasıl tutayım? Bakayım. Güzel. Buyurun hocam. Hadi.
Affedersin, siz kanal yöneticisi misiniz? Yok, sekreterim ben. Estağfurullah. Nasıl? Hanımefendi, siz dosyaları dağıtın lütfen. Salih abi, daha dakika bir başladın ha. Oğlum, ne yaptım ki lan ben? Sekreterim deyince içimden böyle bir şey aşağıya doğru gitti benim. Bir sus ya, Allah aşkına bir sus ya. Sen niye buraya oturdun? Patronlar mı duracak buraya? Bahçe var. Bok ye, bok. Yeme şunu. Ya arkadaş, niye yemiyorum ya? Önümüze koymuşlar, ben bunu niye yemiyorum ya? Abicim, görüşmelerde sen o poğaçayı yersen bizi zayıf gösterirsin. Yapma ya. Kaç siktir getirin mi lan bu? Lan o zaman bir tane daha yiyin. Sana da yanıma alayım ya, yanıma alayım. Biz kanal olarak projeyi ilginç bulduk açıkçası. Allah razı olsun efendim. Yalnız bir sorumuz olacak. Hanımefendiyi tenzih ederek soruyorum tabii ki. Bu kadar çirkin adamı bir araya getirmek için çok uğraştınız mı? Azıcık kız koyun şuna ya. Alımlı, genç, zayıf. Şöyle mini etek giydi mi seyirci başlı kanala geçemesin. Öyle kızlar koyun. Öyle işveli cilveli. Bu reyting arttırır. Tamam, hikaye çok iyi olabilir. Ama güzel kız yoksa iş yaş. Bir de gönül ilişkisi kurun. Mümkünse ikili, üçlü. Hatta abi kardeş olsun. Birisi kardeşe sarsın ama abinin bundan haberi olmasın. Bizde böyle şeyler çok gidiyor. Üçgenler, dörtgenler kurun. Halk geometri istiyor. Yakında üç boyutlu yayın yapacağız. Analitik geometriye geçiyoruz. İsterseniz Türkiye'de bir ilki imza atıp üçgen şeklinde birbirimize takalım. Ne dersiniz? Hoş olmaz mı? Üç tane genç birbirine takmış kafayı, hayın tarlasına çevirmişler. Zinhar Adası'nı. Hı? Bir de bu senaryonun mizah dozu biraz az. Nasıl olur efendim? Mizah bizde gani gani. Az derken tam olarak? Yani bunu biraz dondurmam kaymak gibi yapabilir misiniz? Hoppa cuppa yuppa cuppa. Beyefendi, beyefendi. Biraz uzak kalmadık mı? Acaba biz yanınıza mı gelsek ha? Yok yok, böyle iyi. Herkes yerini bilecek. Biz bu telif işini araştırdık. Bu telif işi çok karışık. Biz bunu telifiyle uğraşmayalım. Siz sanki kendi hikayenizmiş gibi çekin bunu. Bu hikayeyi. Kayıp dizisini kendi hikayemiz gibi. E, tabii tabii tabii, kendi hikayeniz gibi. Ama efendim, benim C.C. Abrams'a karşı olan kişisel hayranlığım böyle bir şeye asla müsaade etmez. Never, never. C.C. Abrams bizim kanalın müdavimi zaten. Her sabah kadın programlarımıza telefonla katılır. Canlı yayına gelmişliği var. Yok artık. Ben de onu diyorum ya. Yok artık. C.C. bizim kanalımı izleyecek. Çak gitsin, başın mı ağrır? Vallahi benim başım ağrıdı bile ha. Kız koyun kız. Kız koyun. Güzel kız koyun. Mine etekli kız koyun. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.